Selam, nasılsınız? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle içimden kafama göre bir şeyler vloglamak geldi. Ve üstümü giyindim ve geriye kalan hiçbir şey yapmadım beraber yapalım diye. Güneş kremimi sürüp balkonu düzenleyeceğiz beraber. Çünkü her gün ora tozlanıyor ve orayı her gün süpürüyorum. Her gün süpürmemden ziyade dün fırtına çıkacağını düşünüp düzenini de bozduk. Ama fırtına ve yağmur olmadı. O yüzden oranın düzenini de yapacağız. Öyle orayı beraber halledelim. Şimdi hemen güneş kremini sürmeye gidelim. Buranın ışığı bayağı kötü. O yüzden burada çok fazla video çekmeyeyim. Hızlıca halledip çıkalım. Makineyle çamaşır da atmam gerek aslında ama onu sizle yapmayayım. Kendim onu videoyu kapatıp yapayım. Normalde güneş kremi sürme alışkanlığına sahip biri değildim ben. Hatta hiç sürmüyordum. Çünkü kremden huylanırım. Yağlı her şeyden huylanırım. Ama yaşlanıyoruz artık. Mecburiyetler. O yüzden krem sürüyoruz. Bir de bazı güneş kremleri, özellikle bu sürdüklerimki gibi olanlar, böyle cildinize çok güzel bir ton eşit diyor. Güzel gözüküyorsunuz. O yüzden de sürüyorum bazen. Çünkü çok makyaj yapan biri değilim. O yüzden güzel oluyor güneş kremi sürünce. Ve elimizi yıkıyoruz. Güneş kremini sürdükten sonra insan ellerini yıkamıyorlar. Ben huylanıyorum belki de. Ki %100 ihtimal ben huylanıyorum. Elimi böyle sıkarak suyunu süzerim. Aklınıza olsun. Çok işe yarıyor. Tek dudak nemlendiricim bu vazelin. Allah'tan boykot değilken stoklamışım. Yani iki tane daha var. Sonra bir şey yok. Başka bir dudak nemlendiricisine geçmek zorundayım. Hemen kirlilerimi de atayım da sonra gidelim. Şey bu yumoş kutusunda ama yumoş değil, tamam mı? Çünkü bunlardan vardı ve buna dolduruyorum 5 kilo aldığım için. İçinde bingo var. Şurada bakın. Şu kenarda. Toplumca boykot yüzünden başımıza geleceklerden o kadar korkuyoruz ki. Önden her türlü açıklamayı servis ediyoruz artık. İşlem tamam. Şimdi gidip ufacık mutfaktaki işlerimizi de halledip balkonumuzu düzenleyebiliriz. Mutfakta böyle birkaç tane işim var. Onları hallederken hem size neden YouTube'a bir türlü video çekemediğimi, neden bu kadar gerildiğimi ve bu gerginliğimi nasıl attığımı anlatmak istiyorum. Kısaca yani, çok uzun değil. Çok uzun laflar da etmeyi düşünmüyorum. Çünkü hep sanırım özellikle hazırlandığım ve özellikle planladığım videolar çekmeye çalıştığımda çekemediğim, çok aşikar yani, çekemiyorum. Çünkü geriliyorum. Ama ilk sebep şuydu. Kendimi izlerken sürekli başkalarının gözünden kendimi izliyordum. Ve şunu fark ettim. Yani başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm değil, benim kendimi nasıl gördüğüm bir videoyu çekerken çok daha önemli. Ama bunu pek sallamadığımı fark ettim. Sürekli videoyu çekerken başka insanlar şu an bu söylediklerimi dinlediğinde ne düşünür kaygısı gittiğimi fark ettim. Ve bu farkındalık bayağı önce geldi. Yani bayağı önce böyle düşünüyordum. Sonra aradan epey bir zaman geçti. Geçen sene yazdı sanırım en son videoyu attığımda. Aynen. Aradan epey bir zaman geçti. Ben değiştim, iyileştim, dönüştüm. Ve sanırım şu anda hayatımda hiç kimsenin gözünden bakamıyorum kendime. Bazen bunu yapmayı deniyorum hani. Acaba nasıl gözüküyorum onun gözünden? Hani
Eminim siz de yapıyorsunuzdur. Kendi Instagram profilinize ya da kendi fotoğraflarınıza, videolarınıza bakarsınız ama bir de biri o videoyla alakalı bir yorum yapınca tekrar açar izlersiniz ya. Yapamıyorum onu artık. Artık insanların pozitifte, negatifte hakkında ne düşündüğünü çok umursayamayacak bir evreye geldim. O kadar yıprattım ki kendimi, insanlar benim hakkımda ne düşünür diye. Şimdi ise eğer yani ne düşünürlerse düşünsünler çok da önemli değil kıvamına geldim. Böyle olduğum için çok mutluyum. Kendimi bu kıvama ulaştırabilmek kolay olmadı. Bir sihirli değnek de dokunmadı. Ama elhamdülillah geldim. Rabbime hamdolsun ki şu an böyle düşünebiliyorum. Bu bence çok büyük bir nimet bir insan için. Kimsenin senin hakkında ne düşündüğünü önemsememe nimeti çok büyük bir nimet. Allah herkese bu şuursuzluğu nasip etsin. Çünkü toplum olarak aşırı bu noktada kaygılıyız. İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünür, şu an biri benim hakkımda ne düşünüyor, dur kaygısı çok yüksek bizde. Allah gerçekten özellikle gençlerden bu kaygıyı kaldırsın. Duam ve muradım bu. Evet, şimdi buradaki işlerimizi halledeceğiz. Biliyorsunuz ki ben ev hanımıyım. Ev hanımı olmamdan ötürü her gün evde yemek yapıyorum. Ve bütün ev hanımlarının maalesef dünyada en zorlandığı şey her gün ne yemek yapacağını düşünmektir. Benim de öyle. Şimdi beraber yaptım ben yemek, yani yemeğim var. Pilav yapacağız. Sonra balkonu düzenleyeceğiz. Tereyağını ben yaptım bu arada ama bitmek üzere yani. Yoğurdun kaymaklarını toplayıp yaptım. Çok güzel olmadı ama fena da değil yani. Pilavı yaparken neden video atamadığımın ikinci sebebini de söyleyeceğim size. Şimdi ilki buydu. İnsanların sürekli gözünden kendimi görmemdi. Bu sebepten sürekli çekeceğim şeylerin ya da çektiğim videoların mantıklı olmadığını düşünüp siliyordum. İkinci mesele ise sanki kamera çok büyük bir şeymiş gibi davranıyordum. Ki şöyle bir şey var. Ben çok video çeken bir karakterim. Yani aşırı video çekerim, gündelik hayatta da çok video çekerim, sadece Instagram için falan değil. Yani elim sürekli telefonda olan biriyim. Her anım kayıt altına almaktan çok keyif alıyorum. Yani çoğunu paylaşmıyorum bile ama bana anı kalması, o günleri daha sonrasında izlediğimde hatırlamak çok keyif veriyor. Yani telefonum tıka basa videoyla doldur, fotoğraftan daha çok şekilde. Ama konu YouTube'a bir şey çekmek olduğunda sanırım İçerik aşırı dolu olması gerekiyor gibi düşünüyordum. Yani öyle bir şey olmalı ki izleyen insanın vakti boş geçmemeli, çöp olmamalı gibi. Oysa ki yani hepimiz biliyoruz ki YouTube'un %80'ini kullanıcı olarak, kullananların %80'i boş içerik için zaten kullanıyor. Vakit geçirmek, yemek yerken bir şey izlemek ya da ne bileyim kafa dağıtmak. Gerçekten bilgi öğrenmek istiyorsak zaten onu oraya aratıyoruz. Yani bir bilgi istiyorsan benim videomdan almasına gerek yok ki. Öyle değil mi? İşte bu kafaya da erişmem biraz zaman aldı. Neyse en nihayetinde buradayım. Arka ocağı alalım. Kısık da pişsin. Çünkü daha yemek saatimize çok var. Normalde ben bu saatte yemek yapmıyorum. Genelde acıkınca kalkıp yemek yapıyorum. Ama eşim işe gideceği için yemek hazırlamak zorundaydım. Balkon bu halde. Buraları biraz düzleyeceğiz. Buralar çok fazla toz içerisinde. Çünkü çamların polenleri geliyor. Buraları sileceğiz. Çiçeklerimizi yerleştireceğiz ve buraya ikinci perdemizi asacağız. Çünkü bu tek perde bu apartmanı kapatması için. Burada güneşi kapatsın diye bir perde daha var. Dün yağmur yağar endişesiyle kenara aldık ama hemen bir iki damla da vurmasın diye. Ama yağmadı. İşte burayı düzleyeceğim yani. Makineyle falan alıyorum zaten burayı ama yıkayabilirim belki. Bu
Zaten burada çileklerim var. Baksana şuna. Yemyeşil polen var içinde. Görüyor musun? Evet evet görüyorum. Bunlar güzel. Çam poleni. Çok çok hem de. Aşırı şekilde her yer polen. Şu yerdeki poşeti de versene bana. Onları kaldırayım ben. Teşekkür ederim. Normalde ortaya koyuyorum ama o lale şu an orada çok güzel durduğu için bunu geçici bir müddet buraya koyacağım. Biraz balkonda oturmayı düşünüyorum o yüzden. Perdemi açayım. Çiçeklerimi de sulayalım. Burası maalesef çok sıcak olduğu için bunlara sık sık bu şekilde yağmurlamayla veriyorum. Lalelere de aynı şekilde. Şimdi birazdan da diplerini sulayacağım. Bir de bu lalem biraz kötü oldu. Nedenini bilmiyorum. Yani neden kötü olmuş olabilir ki? Bu ölüyor sanırım ya. Ya da bunlar geçtiler mi acaba zamanları? Çünkü sarı lale çok daha güzel durumda. Su vesaire de veriyorum. Ama güneşi çok sevmedi sanırım. Direkt güneş almayı. Bu da direkt güneş alıyor ama bilmiyorum. Bir bunlar mutlu değiller. İlk başlarda çok mutlulardı ama bilmiyorum. Üzüldüm. Bakacağız. Ben de aşırı sıcakladım artık. Biraz oturacağım. Normalde bu kadar sıcak olmuyordu. Ben de ona güvenip bir tık kalın bir şey giydim hava serin diye. Ama acayip sıcakmış dışarısı. Bayağı terledim. Birazcık dinleneceğim. Sonra soğuk kahve yaparım. Beraber içeriz ve bir şeyler konuşuruz. Ben sakar bir insanım. Söylemiş miydim? Yaz geldiği için artık soğuk kahve içmeye başladık. Topluca bence. Ben de soğuk kahve içmeye başladım. Ama Musa pek sevmiyor soğuk kahve. O yüzden ona yapmıyorum artık. Böyle içiyor sonra süt işte falan diyor. Sütlü kahve sevmiyor. Ona muhtemelen Türk kahvesi yaparım. Ama ben çok sıcakladım. Çok hareket ettim çünkü. Genel olarak bunları yapıyorum yani. Bu işleri. Ama ya gerçekten helal olsun ya. Hem iş yapıp hem video çeken, videoyu alan, bunu paylaşan insanları gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Asla yapabileceğim bir şey değil. Yani yaptığım işin belki %1'ini falan çekmem. Özür dilerim. %1'ini çekmişimdir. İnsanlar işlerin detaylarına kadar çekiyorlar ve yani normalde 10 dakikada bitireceğim iş yarım saat kadar sürdüyse eğer, o zaman muhtemelen onlarınki de o kadar sürüyordur. Normalde çok kahve içen biri değilim. Ya neredeyse kahve aramam yani. Ama yaz olunca insan bir şey içme ihtiyacı hissediyor. Su haricinde. Ama genelde soğuk kahve ya da limonata gibi oluyor. Limonata çok daha şeker barındırdığı için tercihim değil şu anlık. Çok kilo aldım zaten.
Taveden devam. Sütlerim çok bozulduğu için... döktüm biraz. Sütler çok bozulduğu için ben böyle bir yöntem buldum. Minik minik alıyorum. 200 mm olduğu için bir bardak gidiyor. Ve bunu bu şekilde kullanıyorum. Normalde başka bardağa dökebilirdim ama neden bulaşık çıkarayım ki? Şu ses keyfin sesidir arkadaşlar. Gidebiliriz. Bu bitkiyi de yeni aldım. Üstünde böyle böyle lekeler var. Sildim, ne olduğunu anlamadım. Bir tık da yaralı zaten. Ama şuradan yenisini vereceği için çok heyecanlanarak aldım. Umarım öyle heyecanım devam eder ve öldürmem. Çok iyi. Birazdan Musa işe gidecek yani. Saat, 2 saatimiz falan var. Musa işe gittikten sonra hazırlanıp dışarı çıkacağız hemen. Beraber bir park bahçe yaparız. Ne bileyim, seviyorum ya. Sanırım bir şeylerle oyalanmak iyi geliyor bu son dönemlerde. Özellikle de çok fazla hayatta moralimizi bozacak etmen var. Birilerine iyi gelmek, bazı uğraşların bana iyi gelmesi iyi hissettiriyor artık. Ben Instagram'da sık sık canlı yayınlar yapıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Canlı yayınlar bana çok iyi geliyor. Çünkü orada bir interaktivite mevcut. Yani karşılıklı diyalog kurabiliyoruz. Ama burada o olmadığı için bazen kendi kendime konuştuğumda konular akmıyor. Çünkü ben tamam, kendi kendine konuşan biriydim eskiden. Ama düşüncelerim daha hızlı aktığı için, yani kelimelerden daha hızlı aktığı için düşünceler, konuşurken aşırı kekeleme ya da bazı kelimeleri yuvarlama ya da diyeceğimi doğru aktarıp aktaramadığından emin olamama gibi kaygılarla videoda genellikle özellikle oturup çekeceğim bir bilgi aktarmak istediğim videoları çekemiyorum. Şu anda da mesela şuraya oturdum, hangi gerginlik çöktü. Yani benim bence oturmalı video çekmemem gerekiyor. Hiperaktivitemi etkin hale getirip hareketli şeyler çekmem gerekiyor. Şu an onun idrakına vardım. Öyle vlog tarzları bence insanların izlemeyi en sevdiği tarzlar. Benim de öyle. Yemek yerken, bir iş yaparken, mutfak toparlarken hem arkada bir ses olsun falan diye sanırım sevdiğimiz şeyler. Ben de öyle seviyorum ve burada bir uğraşım olmuş oluyor. Son günlerde aşırı çok kitaplar okumaya başladım. Yani çok fazla kitap okuyorum. Hayatımda belki de bu kadar kitap okuduğum bir dönemim olmadı. Yani bu kadar kitap okumamışımdır. Sanırım insan belli bir yaşa geldiğinde, çevresi sakinlediğinde, bazı kalıpları, tabuları yıkıp asıl olayın kendi özbenliğine dönmek olduğunu idrak ettiğinde ilk dostunu kitaplar yapıyor. Gerçekten bazı şeyleri öğrenmenin yaşı var ya. Kitap sevmenin yaşı var, kitap okumayı sevmenin yaşı var. Bazı işleri yapmanın yaşı var. Çünkü yaş geçtikten sonra bazı şeylerde yine yapabiliyorsunuz ama o hazzı vermiyor, o yaşta yapmanın verdiği hazzı. Ya da şu anki kitap okumanın verdiği hazzı hiçbir dönemde aldığımı hatırlamıyorum. Belki de bazı şeylerin keyif yaşı var, yani yaşı yoksa bile. Öyle düşünmeye başladım son zamanlarda. Şimdi ben hazırlandım. Normalde bu saate kalmayacaktım. Musa gittikten sonra hemen çıkmam gerekiyordu. Çıkacaktım yani. Ama giyeceğimi düşündüğüm kıyafetim kirliymiş ve kirli olduğunu bilmiyordum. Ütü yapmakla uğraştım ve ütü nefret, biliyorsunuz. Ve kombin değişince her şey değişir. Komple değiştik. Trencimi de alıyorum ve çıkıyoruz. O kadar paniğim ki gün ışığı gidiyor diye. Birazcık stres oldum. Çünkü normalde
bu saate kalmayacaktım. Yani çoktan çıkmış olmam gerekiyordu. Ama ütüler ve hala burası ütüsüz, artık uğraşamayacağım. Ya arkadaşlar, ütüsüz gezmeyi normalleştirebilir miyiz? Prenses Yasemin'in kızı olarak ütüsüz gezmeyi normalleştirmemem gerek ama normalleştirelim lütfen, tamam mı? Çünkü bazen aciliyetten ütü yapmak istemiyoruz. Ben de bu kadar özenmem. Çünkü gidip otu oturacağım ama olsun. YouTube için özendim. Belki market yaparız. Öyle. Bye. Bisiklette görüşürüz. Şimdi burada böyle yeşillik olan bir alan var. Oraya gideceğim. Orada biraz oturup kitap okuyacağım. Peki. İşte bu yandaki parka geçeceğiz. Burada okuyacağım kitap. Evleri var ama bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Az önce kızların çiçek topladığını gördüm. Onların çiçeklerle fotoğraf çekildim. Sonra biraz da gittim kendime topladım eve. Güzel böyle bahar gelsin diye. O kadar güzel kokuyor ki, yani inanılır gibi değil ya, maşallah falan. Güneş gitmeden son birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Onları da konuşayım, sonra artık bu vlogu kapatalım. Videoya aslında başlarken yargılanma korkusuyla alakalı konuşmak istiyordum. Hatta ilk başta hatırlıyorsanız şey dedim, hani insanların sürekli gözünden kendime bakıyordum diye. Aslında bu bir nevi yargılanma korkusu. Yani toplumda insanlar ne düşünecek kaygısıyla hareket etmekten gelen bir refleksel davranış. Benim de öyleydi. Sanırım hayatta bir noktada artık insanların ne dediği değil, sizin kendinizle alakalı ne düşündüğünüz, kendiniz için neyi istediğiniz, neyi çok sevdiğinizi bildikten sonra hiç kimsenin söylediği çok da hayatınızda önemli ve ciddiye alınır bir şey olmuyor sanırım. Ben de o yüzden artık bugünden sonra sık sık YouTube yapıyor olacağım muhtemelen. Çünkü bilmiyorum, bir şeyler çekmek iyi geldi sanırım. Şu an videoyu paylaşmıyormuşum diğerleri gibi. Hayır paylaşacağım. Editlemeye de başladım hatta, telefonum şarj olmasını beklerken. Bu çiçekler de bana bir işaret. İlk günün vlog hediyesi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım boş geçirmeyi hayal ettiğiniz vaktinizde bir iki kelam da olsa heybeniz dolu ayrılırsınız bu videodan. Mantıklı bir cümle kurdum değil mi? Bazen video çekerken ne cümle kurduğumun farkında olmuyorum çünkü. Işık hafif hafif kaçıyor. O yüzden hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Güzellikler hep sizi bulsun, hep sizinle olsun. Çok dua edin, dua etmeyi hiç unutmayın. Çünkü Allah'la aranızdaki bağı en kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi dua. Allah'la konuşmanın en güzel yolu dua. Sadece dua ederken değil, hayatın içerisinde de dualarınız icabet olundukça, hayır veya evet cevabını aldıkça görürsünüz ki Rabbiniz sizin için en hayırlısını ve en güzelini her zaman hazırlamış. Ben kendi hayatımla alakalı artık böyle düşünüyorum. Çok istediğim bir şey olmadığında bile vardır Rabbimin bildiği deyip artık yoluma koyuluyorum. Zor bir şekilde öğrendim ama öğrendim. Umarım siz de dualarınıza icabet alamadığınızı düşünüyorsanız hayırları görebilirsiniz. Teşekkür ederim tekrardan videomu izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Size de göstereyim, bekleyin.